Sayın Özkan Yalın da buyurun Yalın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok değerli çalışma arkadaşlarım, Sayın Bakan. Evet, çok güzel konuşuluyor, konuşulmaya çalışılıyor. Ancak ifadeleri aldığımız eğitimle, yapılan işlemler aldığımız eğitimin karşılığını vermiyor Sayın Mustafa Gözen. Çok değerli hocamızdan gerekli dersler almışsın ama uygulamada hata yaptığımızda tekrar altını çizmek istiyorum. Sayın Hoca Bey, şikayetçi. Yakın görüştüm. Çok değerli arkadaşlarım. Anayasa değişikliği geçerse ülkede ne olur? Ben size bunu ilk önce birkaç maddeyle hemen altında çok kısa bir şekilde değineceğim. Anayasa ile bir diktatörlük yaratırız. Her şeye dokunan ama kendisine de dokunulmayan bir diktatör ortaya çıkar Sayın Mustafa Gözen. İki, demokratik rejimden tamamen ayrılıp otoriter bir rejime Türkiye teslim olur. Üç, hiçbir vatandaşın can, mal ve hukuk güvenliği kalmaz. Her kişi, kurum ve kuruluş tek bir kişinin, bir diktatörün vicdanına terk edilir. Hatta iki dudağının arasına teslim edilir. Dört, yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmaz. Devlet yönetiminde ve ülkede zorbalık hakim olur. Beş, bir kişi hem hükümet, hem meclis, hem mahkeme olur. Yasama, yürütme ve yargı bir elde toplanır. Altı, etkisiz, yetkisiz, aciz ve sembolik bir meclis ortaya çıkar. Yedi, meclisi mezara, demokrasiyi de tarihe hep birlikte dönmüş olur. Değerli çalışma arkadaşlar, ilk önce dün komisyon üyelerimizden Sayın İbrahim Halil Fırat dün konuşmasında hata yaptı. Onu dün gelmediği için bugün özellikle cevap vermek istiyorum. Dedi ki, Cumhurbaşkanı bir defada 5 yıllık görev içerisinde tekrar meclisi fesheden, tekrar seçime giderse hakkını kaybeder dedi. Burada bizden çok daha iyi bilen, bizim grubumuzdan bahsediyorum, bizden çok daha iyi bilen Bülent Tezcan Bey var. Bize çok iyi bir şekilde açıkladı. Eğer Cumhurbaşkanı bizim deyimizde başkan isterse bu görevini 10 yılda değil daha fazla süreyle uzatabileceğini tekrar altını çiziyorum. Burada hata yaptığınızı belirtiyorum. Bence bu maddeyi tekrar okumanızı gerektiğini tavsiye ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlar. Bülent Bey size gerekli bilgiyi verir. Merak etmeyin. Şeytan ayrıntıda gizli. Değerli arkadaşlar. Bir kere Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin yeni anayasaya veya başkanlık sistemine ihtiyacı yok. Cumhurbaşkanı'nın değil parlamentonun güçlendirilmesi gerekiyor. Ama siz hepsini bir kişiye bağlıyorsunuz. Hatta bakın yargıya yani HSK'ya 12 planetini başkana veya sizin deyiminizde Cumhurbaşkanı'na teslim edeceksiniz. Peki ey arkadaşlarım, bir gün size de bu adalet lazım olacak. Bir kişinin iki dudağının arasına bıraktığınızda adaleti siz de bizler kadar arayacaksınız. Değerli arkadaşlar, özellikle dün komşum ilimden olan Afyon milletvekilimiz Sayın Mehmet Parsak arkadaşım oldukça dikkatli ve dinledi. Ben de bu uyarıyı tekrar belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile ilgili o maddedeki hatayı tekrar altını çiziyorum. Çünkü bu anayasanın yazımında sizin de katkınız olduğunu çok iyi biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı veya bizim deyimizde devlet bakanı başkanı olabilecek olan kişi istediği kişiyi parlamentoya sormadan Cumhurbaşkanı şu andaki Cumhurbaşkanı yardımcısı şu andaki başbakan görevine iki kişiyi atayabilecek biliyorsunuz. Bunu inanın acı bir şekilde söylemek zorundayım. Kandil'deki birini de atayabilir, İmralı'dakini de atayabilir. Onun için bu konuda bu görev size düşüyor Sayın Mehmet Parsak. Buradan tekrar altını çiziyorum. 79 milyonun geleceği sizlerin iki dudağınızın arasında olduğunu belirtmek istiyorum. Sizi vicdanınızla ve de sizin tabanınız olan çok değerli arkadaşlarımız milliyetçi tabanla size özellikle bunun uyarısını belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi birinci maddeye gelelim. Birinci maddede bağımsız. Bağımsızlıktan ve de tarafsızlıktan bahsediliyor. Tarafsız ibaresi de konulmak isteniyor. Konuldu dünkü onayla. Tabii ki meclisten ve de ülkeden
79 milyonun onayını almışlar %50. Ancak hangi tarafsızlıktan bahsediyoruz değerli arkadaşlar? Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mehmet Parsak arkadaşıma tekrar sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ilinize geldiğinde genele köyle sesleniyorum. Özellikle size bahsediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı biz yaşıyoruz çünkü siz de yaşadığınız için söylüyorum. Ben cevap da vermiştim. Verebilirsiniz. Sayın Mehmet Parsak. Şimdi dün verdim cevabı. Müsaade edersen. Cevap verdikçe aynı şeyler. Sayın müsaade edersen başka konuya geldim. Sayın Cumhurbaşkanı ilinize geldiğinde valilerin imkanlarını, il genel meclisin imkanlarını, aklına gelen bütün devlet organlarının imkanlarını bir partinin lehinde kullandığını içiniz rahat ediyor. Bunu engellememiz gerekiyor. İşte onun için tarafsızlık olan o başaramıyorsunuz ama. Doğru uygulatmanızı özellikle sizden rica ediyorum. Başaramıyorsunuz. Şimdi SK'nın kararından söz ettim. Okuduğum açıklamamda bütün bunlar tartışılmış. Siz müracaat etmişsiniz. YSK'da demiş ki evet böyle ama yaptırımı yok. Ben bir şey yapamıyorum demiş. Bunlar yok. Tartışılmış işte. Sayın Parsak elinizde çok ciddi bir güç var. Bu 21 maddede sizde çok ciddi bir güç var. Yüksek Seçim Kurulu'nu neyse bunları birazdan cevap verebilirsiniz. Ben tekrar ediyorum. Elinizde ciddi bir güç var. Bunları iyi değerlendirin. 79 milyon hakkını iyi koruyun lütfen. Ben devam Muhalefet Partisi'nde yok o güç yani. Sık, öyle mi? Bakın biz bunu hayır diyeceğimiz için bizim işimiz rahat. Onun için size özellikle belirtmek istiyorum. Onunla ilgili tutumunu da söyleyeyim ama kesme. Sayın Sandıya siz vereceksiniz. Verirseniz Sayın Başkan. Şimdi gelelim. Lütfen ya. Biz burada biz vermeyeceğiz yok. 133 kişi. Biz açık. Deklar ediyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'nde bakın ben Ağustos ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nden ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ve de 4 tane de AKP'den milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Brüksel Parlamentosu'na gittik. Avrupa'nın tedirginliklerini dinledik. Orada aynen şunları söylediler. Tekrar altını çiziyorum. Ülkede insan hakları, özgürlük, demokrasiyi geliştirmedikten sonra ne bize de vize muafiyetinden ne de Avrupa Birliği kamu yerinde aklınızın ucuna bile geçirmeyin dedi. Tarih Ağustos'tu. 11. ay için Sayın Bakan, Sayın Başbakan söz vermişti Türkiye milletine. Dedi ki 11. Türkiye Cumhuriyeti milletine, Türk milletine. Dedi ki 11. ayda vizesiz gezebileceksiniz. Ama biz o tarihte biliyorduk bunun olmayacağını. Onun için buradan hep sözüm size değil. Şimdi iktidar partisi milletvekili arkadaşlarıma. Gelin Avrupalıların istediğini, tabii ki bizlerin de istediğini, insanların istediğini, insanların hak ettiği özgürlük, demokrasiyi, insan haklarını kişilere temsil edin. İnsanlar istediği gibi konuşabilsin. İnsanlar tabii ki teröre konuşmasın. Biz terörün biz karşısındayız. Arkasında olanların da cezasını verilmesini elimizden geldiğince hükümetle birlikte her türlü imkanı vermeye razıyız. Ancak insanlar özgürce demokrasi ortamda ekranlarını kapatılmamalı. Gazeteler kapatılmamalı. Akademisyenler gözaltına alınmamalı. Gazeteciler tutuklanmamalı ve de kalemleri kırılmamalı. Onun için Avrupalı bunu istiyor ve gözlemliyor. Biz de bunun olması için sizlere destek vereceğiz. Gelelim Avrupalı'nın özellikle dikkat ettiği bir konuya. İdam kapısına. Değerli arkadaşlarım, biz Brüksel'e gittiğimizde AKP milletvekili arkadaşlarım aynen şunu söylediler Avrupa basınına. Biz kesinlikle idamı getirmeyeceğiz diye. Peki neden halkın karşısına çıkıp da idamı getireceğiz diyorsunuz? Halkın gazını almak için neden böyle hareket ediyorsunuz? Yapmayın gerçekleri söyleyin arkadaşlar. Avrupa'da siz bunu gerçek söylüyorsunuz. Lütfen gündeme dönelim. Gündemdeyiz zaten. Gündemi toparlayacağım. Rahat ol. Yani sonuç itibariyle ekonominin başlangıcı olan Avrupa'ya olan ihracatımızı kısıtlamamak adına Avrupa'yla olan ilişkilerimizi dikkate alalım. Olası bir gümrük birimi askıya alınmasıyla dikkatini çekelim. Ben Avrupa Uyum Komisyonu'nda başkan vekiliyim. Gündemi çok iyi takip ediyorum. Aynen şunu söylüyorlar. O halin kaldırılmaması durumunda gümrük birimin askıya alınması söz konusu. Bu ne demek biliyor musunuz değerli AK Partili milletvekili arkadaşlarım? 5 milyon kişinin
işsizlikle karşı karşıya gelmesi demek. Türkiye'nin batışı demektir. Onun için sizi bu konuda daha dikkatli davranmaya davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, gelelim özellikle bu son zamanlardaki Suriye'deki topraklarındaki askerlerimizin durumuna. Bizim görevimiz sizlerle birlikte sınırlarımızı korumaktır. Sınırlarımızın bütünlüğünü sağlamaktır. Ancak başkalarının topraklarının içinde de ne işe yarıyoruz, ne yapıyoruz merak ediyorum. Başkalarının can güvenliğini sağlamak için Mehmetçiği yaktırıyoruz değerli arkadaşlar. Size öyle bir şu anda bir video göstereceğim. Ama lütfen sessiz ve dikkatli dinleyiniz. Lütfen. Duyuluyor. Sonunu izlemenizi istiyorum. Sonunu. Özellikle sonunu izlemenizi. Maalesef benim için yanılmayamadım. Ama böyle bir usul yok. Peki. Bu başkan vekillerin bana yeter dediği için kapattım. Ancak provokatör falan değil efendim. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben cimi düşürdüm ki ben bunu göstereyim size. Senin çocuğun orada olsaydı, benim çocuğum olsaydı sen burada oturamazsın. Gerçekten rahatsız. Sayın Bakan, aynen. Sayın Bakan, şu anda bakan yok. Sayın Başkan tekrar ediyorum. Bu yanan çocuğumuzun son ölüm anlarını iki çocuğumuzun gerçekten benim kalbim dayanmadı dışarıda. Sayın Yavuz, lütfen gündeme devam edin. Bu gündem, halkın gündemi bu. Bakın, resmi bir açıklama yok. Terör örgütlerinden daha güvenli açıklama yapacak bir devletimiz yok. Sayın Başkan, bakın, bir saniye. Ben sana göstereceğim bunu birazdan, bitince konuşmam. Merak etme Osman Bey. Kayıp olduğunu değerlendiriyoruz diyor hala. Ben devam ediyorum lütfen. Bakın, dinle beni Osman, dinlesem ne anlatacağım birazdan, hiç merak etme. Anlatacağım ben. Burada, biz, şu anda biz neyle uğraşıyoruz biliyor musunuz? Sakin ol. Biz neyle uğraşıyoruz biliyor musunuz? Dışarıda evlatlarımız yanıyor. İnternet üstündür, niye kesin? Biz burada başkanlık var. Ya değerli arkadaşlar, bizim çocuklarımızı savunmak zorundayız. Bizim çocuklarımızı yaktırmamak zorundayız. Evet, ben sana... İnternet niye keskindir 4 gündür? Eski açıklara yapmadan bu ülkenin vatandaşı olarak... İnterneti 4 gündür niye kestiniz? Şimdi arkadaşlar... Yananlarla ölenlerle uğraşmıyoruz. Öyle diyorlar. Onlarla uğraşmıyoruz. Şu anda acilen saraya diktatörlük lazım. Müsaade ederseniz, Mehmet Bey lütfen müsaade ederseniz toparlıyorum. Gel arkadaşlar. Biz lafın bittiği yerdeyiz. Bizim çocuklarımız çölün ortasında yanarken biz burada geldik, bir kişinin diktatör olması olmaması bunu tartışıyoruz. Yani sonuç itibariyle o çocuklarımızın 18 yaşında birisi 21 yaşında, birisi 28 yaşında. Yanarken giden görüntüyü izledim, ben öldüm diyorum. Sayın Yavrum, bu dediğiniz görüntülerle ilgili 3 gün önce de gündeme getirilmişti. Ben o zaman da burada yine başkanlık olarak açıklama yapmıştım. Biliyorsunuz bu görüntülerdeki kişilerin bizim askerimizin olmadığı, İşinin inşallah öyle. İnşallah yalan bilgi değildir. İnşallah. En çok İnşallah değildir. Lütfen bunu kullanın. İnşallah değildir. Bu konudaki bilgiyi de tavsiye etmiş olayım. Evet. Lütfen devam. Bravo. Sayın Başkan. Açıklamasında İnşallah yalan çıkmaz. İnşallah olmasın. İnşallah açıklamanız yalan değildir. Biz
sayın olduğunda sayın başkan düşünüyorum. Sayın başkan şu anda Adalet Bakanı yok. Peki neden bizi aydınlattı? Neden Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlattı? Bak açıklama müjdeler konusundan hükümet açıklama yapsın. Hükümet neden açıklama yapıyor? Sayın başkan. İnternet niye kesin? İnternet. Hayır ne diyorsun? Ben demedim. 15 dakika oldu. 2 dakika toparlayacağım sayın başkan. Ama lütfen sizden de rica lütfen bu konuda sayın hükümet bir açıklama yapsın. Ya bununla ilgili de Orhan Kurtulmuş'un açıklaması var ya. Toplam bir tane bakanlar şundan sonra. Kayıp olduğunu değerlendiriyoruz görüşten askeri. Yalan demiyorum. Bunlar sorundur. Bir saniye. Gel arkadaşlar. Kayıp olduğunu değerlendiriyoruz bir askerimizin diyoruz. Yalnız bir sessizlik rica ediyorum sayın başkan. Osman Yusuf Bakan devam et. Sayın Osman Bey sonuna kadar haklı. Müsaade eder misiniz Sayın Başkanım? Her şey provokasyon. Askerler de provokasyonda yakın. Ne demek ki? Keşke, keşke o askerler provokasyon olsa da yanmamış olsa. Hükümetten bir açıklama bekliyor. Bunu bırakıyoruz. Hükümetten açıklama bekliyoruz. Bütün olan size de bakmıyoruz arkadaşlar. Akşam olduğunda toplandığımız yerine bugün şu an burada böyle konuşan arkadaşlar akşam da diyorlar ki niye maddeler ilerlemedi diyorlar. Bizim derdimiz maddeler ilerlemesin. Falsı mı maddeler? Sipariş mi var? Sipariş demiş yapıyorsunuz. Saraya sipariş mi yetiştiriyorsunuz? Daha 2019'a çok var. Hareket etmeyin. Bitireceğim Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli arkadaşlarım. Sizden son kez bir daha düşünmenizi rica ediyorum ve de istiyorum. 79 milyonun geleceği için. Doğacak olan çocuklarımızın geleceği için. Özellikle vatandaşın ilerideki, önümüzdeki günlerdeki hayat şartları için sizlerin son kez düşünmeye davet ediyorum. Sayın Mehmet Bey, Sayın Varsak telefonla görüşüyor ama bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Burada kilit noktası Milliyetçi Hareket Partisi'nin ben değerli arkadaşlarımızın Sayın Mehmet Varsak tabana çünkü dışarıda Uşak'ta o kadar çok milliyetçi ülkücü arkadaşım var ki onların verdiği mesajı size iletmek istedim. Bundan dolayı ben size sadece şunu sormak istiyorum. 9 Şubat 1969'da ne oldu Sayın Varsak? 9 Şubat 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi kuruldu. 9 Şubat 1969'da kuruldu tam 47 yıl oldu. 47 yıl geçti. Evet, 2019 yılında bu 47 yıllık parti şu anda 4 tane parlamentoda çalışmadığı yerden sormayın. En eski 2. partidir MHP. Çalışmadığı yerden sormayın. 2019 yılında kapısına kilit vurduracaksınız. Eğer bu kanuna evet derseniz kesinlikle kilit vurduracaksınız. Şimdi tabanınızın sesiyle sizin vicdanınızla baş başa bırakıyorum. 47 yıllık partinizin kapısına kilit vurduruyorum. Hepinize